Hepinize selamlar dostlar. Portia şehrindeki hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Neredeyse değil, yaz ayının da dörtte birini bitirmişiz. Yedinci günümüzün sabahında işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. En son asansörü tamir ettik. Daha sonra orman çiftliğine su getirme işlemini bitirdik. Şehrimize kirli suyun neyin sebebi olduğunu bulup onu tamir ettik. Zehirli su hakkında da başkanımıza rapor vereceğiz bugün. İki tane alalım. Bunlar devam ediyor. Herhangi bir başka görevimiz var mıydı? Balık yahnisi de dursun. Bugün bolca görev alıp tamamlamamız lazım. Bir yandan da paramızı 10.000 golun üstüne çıkartmamız lazım. Bitirdik. Ha, size daha duyuru yapılmadı başkandan dolayı. Ama biz bitirdik o işi. Buradan ne verebilirim sana? Yılan böğürtlerini vereyim. Afiyet olsun. Kas dükkana girdi. Umarım bitmiştir artık işin. Büyük ihtimal bitmemiş diyecekken bitmiş. Tuzla devam edelim. Geçen sefer de tuz tarifi almıştık. Haydi şuradan. Pinky, sana vereceğim yemekleri ben yedim ama kusura bakma. 105 tane tırtılımız var. Bugün balık da yakalayabiliriz. Hemen bir tespitini yapıp en çok neredeki para veriyorsa. Şehrin çapını da Albert çıktı. Daha önce de benzer bir konuşma geçmişti aramızda. Genç kızlar hakkında. Ama namı var demek ki. Görüşürüz. Saat 8 olmak üzere. Bugün günlerden pazar. Fark görevi var. Eşyalar arasındaki farkları bulacağız. Saat 8 olur olmaz girdik. Huggins o yüzden dükkanın başında beklemiyormuş. Ne hediye edeyim ben sana? Bolca lastik meyvemiz var. Al. Şuradan, şurada bir yamukluk var, şurada da bir fark var. Şu, tamam. Şu var, bir de şu var. Üstte bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Ha, şu büyük. Ha, ikisi de yan yanaymış. Tamam. Bir de puanlara bakalım. Ratingler ne durumdaymış? 3600 fark var hala. Kapanabilir mi? Görevle. Neden olmasın? Başkanım. Remington'a da selam verelim. Bulduk ya. Su temiz akıyor. İçinde ölü balık yok. Kafede mi acaba başkanım? Yok. Pazar bugün kiliseye gidiyor. Şuradan hemen koşalım. Başkanım. Işık Kilisesi. Öncelikle bu kadar kalabalığı bir arada görmekten çok mutluyum. Şöyle konuşmamıza
Ne oldu? İnanmadın mı? Allah şu ailenin tatlılığına bakar mısınız? Şu üçüzler de böyle nadir anlarda bir araya geliyor. Ben sizi yılan meyvesine lastik meyvesine boğayım. Şöyle. Kızlar. Tamam. Hepiniz gidersiniz sırayla. Yanında ya. Evet, hediye. Var. Var var. Gördüm, tombiş bir şey. Huysuz, zorla getirilmiş bu belli. Genelde korkan sen miydin? Aa, doğru. Eris. Sen? Güzel. Jack, seninle hayırlı bir zamanda görüşmemiz lazım. Ben çatmadım bir yere. Sen niye benzetiyorsun şimdi? Emily. That irrigation system for the tree farm is very impressive. Sana farklı bir şey vermek istiyordum ama. Al kız, bal vereyim. Bana çok iş verdin. Başkanım. Müsaadenizle. Kıyamam. Sen çok mu seviyordun aşkini? Huysuz. Sen sağlıkla ilgili şeyleri seviyordun ama bu sefer yok maalesef. Şöyle bal versem. Öğretmen hanım. Size de bal verelim. Kimin favorisi dedi bala? Baba ayının favorisi. Oo, güzel. Sana da lastik meyvesi. Buradaki işimiz bitti. Gitmeden önce şuradan birkaç şey daha bakmak istiyorum. 22 tane deri diskimiz var. 10.000 oldu paramız. Elma ağacı gerek var mı? Aslında bundan da dikmemiz lazım ama üstümüzde yok. Kayısı diktik, nitra diktik. Ya da şunlardan birisini diktik, şu an tam hatırlamıyorum. Bundan lazım bize. Şundan ve bolca şundan lazım. Büyük ekim kutusu. Bir şey daha dikebilir miyiz diye bakıyorum. Yani çok vakit alıyor çünkü tek tek beklemek. Özellikle de ilk diktiğimizde. Bir tane daha elma ağacı dikebiliriz aslında. Dursun şimdilik bakalım. Görev olarak bir şeyimiz kalmadı sanırım. Ama bu nasıl bir yaz? Acaba mevsim sıralaması mı farklı? Hani ilkbahardan sonra yaz gelecek mantığıyla gerçeğe uyarlıyor olabilir miyim? Şuradan bir atlayalım. Sophie. Şunlar bir giderse yanlışlıkla tutup saldırır. Almak istemiyorum. Marta'dan hastaneye mi gideceğiz? Gelmişken bir selam vereyim sana Tonton. Ne istersin ki sen?
Ne istersin, ne istersin? Kraliyet balı yer misin? Afiyet olsun. Şurada McDonald's'ta sanırım bir uyarı mı vardı, ben mi öyle hatırlıyorum? Neyse, gelmişken McDonald's'ta da görüşelim. Haklısın. Aynı yatırımın taşralara da gelmesi lazım. Elimde bir tane var. Verebilsem emin ol verirdim sana. Afiyet olsun. Bolcu etimiz var. İneklerimiz falan da var. Aslında hayvancılığa da gidişi bilir miyiz? Hayvan üretip satma amaçlı. Gelmişken çiftlikten birkaç alışveriş yapalım. Sürekli aklımızdan geçiyor ama yolumuz düşmüyor. Biraz dışarıda kaldığında. Aslında çok da uzak sayılmaz. Burası değil. Şuradan şöyle Sofi'nin çiftliğine bakalım. Öncelikle tuz almamız gerek. Sütlü tuz. 100 tane alsak yumurtamız biraz daha var. Çay alabiliriz. 10 tane, 20 tane, 30 tane alalım. Sen artı 0,5, 120 saniye sürer. Pek mantıklı değil ama. Patates meyvesi. Süt. Ha, bizim şey için ne gerekiyordu? Görev, balık, yumurta ve tuz. Yumurtamız var. Balık da alırız. Ya da yakalayacaktık, doğru bugün. Kimyon, hamur, tırtıl, gübre de satıyormuş. 100 tane gübre alsak 1000 yapar. Bayağı da yeter bu bize. Hazır %80'e düşmüş fiyatlar. Bal kabağı, buğday, top mısır. Ver bir tane. Marul. Tamam. Patatesden de alalım. Çayımız, tuzumuz, yumurtamız, unumuz. Pirinç de varmış. Al 20 tane de pirinç alalım. 100 tane de şeker alalım. Ne yapacaksak. Güzel alışveriş yaptık. Buralarda bir şey yok. İndirimdekilerden astık. Mesela bir karpuz yok. Ekmek yok. Taze meyve diyor. Tamam, çok güzel de. Keşke diğerlerinden de olsaydı. Benim sandıkları büyütmek için dayanıklı cam üretmem lazım. Şuradan kilisenin çanı çalmaya başladı. Geldik. Sen tamam. Güçlendirilmiş cam. Normal cam da gerekiyormuş buna. Aa, onu dikkat etmemiştim. Neyse, onlardan önce çelik levha. Nereye gitti? Şu. Bir de mermer basamak 5 tane var mı üstümüzde? 5 tane mermer basamak lazımmış. Bayağı bir mermer basamağımız olmuş bizim. Hepsini sırala diyelim. Buna rağmen üstümüzde çok yer var. Bendeki ne? Düz mermermiş. Basamak nerede? Şu o zaman. Evet.
Tamam. Ben şu arkadaşı da yönünü yanına koyalım. Bir tane daha yaklaşır mıydı acaba? Hemen deneyelim. Yaklaştı. Öyle daha iyi oldu. Sen bize cam üret. 4 gün boyunca. Aslında seni iptal et. Sen bize şundan üret. Evet. Şu arkadaşları da artık bir alalım yavaştan. Bir düzenlemeyi getirelim buraya. Şuraya koyarız şöyle. Bir tane daha. Tamam. Diğerlerinin yanına almak istemiyorum. Şöyle. Tamam. Sen de gel. Evet. Şimdi senin de yerini düzenleyeceğim ama dur bakalım. Kan taşı bir tane üret. Bu arada çelik hasadını yapmadık. Tamam. Sizi de oraya alalım yavaştan. Siz de şöyle ortada kalın ya. Sen de gel. Yana daha geliyor musun? Yok. Şöyle. Çelik levha. Üret 3 tane daha. Siz de gelin. Yönünü değiştir. Tam karşılık gelmiyor. Olsun. Bunlar yan yana geliyormuş. Şöyle yapalım öyleyse. Tamam. Sen de gel. Şu üretim zıvırının hepsini yan yana koyalım. Sen de şurada dur. Sen de gel. Sen de şurada dur. Tamam. Bolca gübremiz var artık. Sen devam ediyor musun daha? Bundan başka yok. O zaman biz bir kurutma daha yapalım. Hatta başka ne kullanabiliriz? Yetiştirme çiti. Gerek yok. Kitaplık. Kitaplarımızı satmayıp buraya koyabiliriz öyleyse. Maksimum 15 can. Kurutmalık yapamıyoruz. Basit masa. Ahşap fotoğraf çerçevesi. Yaparız senden. Şu an bronz levha da yapmamız lazım bir yandan. Şuradan 3 tane daha bronz levha yap bize. Siz de gelin. Hepsini sıralı diyelim. Çok çok fazla malzeme oldu. Bayağı bir sandık yapmamız lazım bizim. Sizin yakıtınız bitmek üzeredir derken sizi de götürsem oraya, siz burada oyalanın ya. Çelik için odun da lazım. Odun kömürü de lazım. Tamam.
İki tane azalmış. Gerek yoktu aslında ama olsun. Bronz boru yapmışız. Kurutmadan mı yapsak? Sen bir dur artık. İpliğimiz yok hiç. Yakıtımızı fullleyelim. Elma kurutma. Yapalım biz bir tane daha. Güzel getirisi var bize. Yani normalde kurutmazsak ama biz sadece elma kurutmakta kullanınca elma kurutma diye kaldı. Hemen üret diyelim. 8 gün. İnanılmaz. Peki arkadaşlar, şuradan ben size bir güzellik yapıp gübre ziyafeti çektireyim. Devam. 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 Aslında kiliseden gübre mekanizması alıp toplu şekilde yapsak bunları biraz daha tasarruflu olur sanırım. Yanlış mevsim. İyi, en azından kurumadım. Ona seviniyorum ben. Son 4 saatimiz var elmalar için. Gelsin elma hasatları arkadaşlar. Tabii askımızın bu performansı ile birlikte bakalım. Onları nasıl yapabiliriz? 8 günde çıkartıyor tam randımanlı olarak. 8 tane askı kurup her gün bir tanesini tamamen alabiliriz. Şu an belki de en mantıklı kullanım yöntemi bu olacak. Camlarda durum nedir? Camı nerede yapıyorum ben? Cam? Yok mu? O zaman gençler, siz cama evet, siz hepiniz bir cama geçiş yapın. Gübre elimizde. Ne yapacaktık biz? Bugün balık tutacağız. Aa, bu olta. Bu olta niye bende kaldı? Onu istemiyor muydu geliştirirken? Burada pek bir şey yok. Şurada kök bırakmışız. Çok ayıp. Marta ile konuş. İçeriden gidelim öyleyse. Hem Marta ile görüşmüş olalım. Ne oldu? Ha, bugün toplantı vardı, doğru ya. Kız dur. Sophie's wondering about her order. Oh no, I totally forgot. I've just been so busy lately. 8 meyveli tart mı? Sure thing. Thank you so much. It's egg, milk and some fruit. Any fruit will do. I think the streets are much safer. Ablacığım, bırak yorum yapmayı. Bir haber verelim dedik, işi kilitledin bize. Sonya, sen de selamlaştın mısınız? Emily ile. Wheat, kafa dinlidir. Bla bla bla. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Ben gidip işimi yapayım, para falan kazanayım mı? Merlin. Hemen günlük hakkını vereyim Petra.
Git gidin. Bilimle kafayı bozdunuz iyice. Yeni teknoloji, eski teknoloji derken gidin açılırsınız. Evet, soğuktan ilaç dediğine göre şu an biz yaz mevsimindeyiz. Havaya falan bakmayın arkadaşlar. Seni satmayacağım. Ama seni satabilirim. Seninle bir işim yok. Şöyle yapalım. Bu neymiş? 20 can veriyormuş. Nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Şu an hatırlamıyorum. Birkaç balık tutma noktası vardı. Aha babayı bakalım kaç alacaksın? Çok heyecanlı şu an. Merhaba. Sohbetini en sevdiğim kişilerden birisi sensin. Bal neredeydi bal? Hanimiş bal? Olama, hepsini dizlediğinde sandığa mı gitti? Ya ben ne vereyim ki şimdi sana? Bala dair de en ufak bir şey kalmamış üstünde. Kusura bakma. Çok hevesliydim halbuki. Aa, içinden bir... Harika. Kuş yuvasından veri diski çıktı. Şurada henüz açılmamış bir yer görmüştüm. Tut bakalım. Altın somon. Ha, bir tanesini vermiştik bunların. 30-30. Şu büyük ne acaba? Hadi oğlum. 30. Gidiyoruz bakalım. Bir tane şu büyükten denk gelmedi. Devam. İşte bu ya. Seni bekliyorum. Gel bakalım. ₺350. Dev. Bir tane daha geldi. Buradan iyi para kazanırsak ahır, hayvan falan o işlere de girebiliriz. Yatırım yapmış oluruz. Biraz geçsin çünkü bunlar bayağı kontrolsüz hareket ediyor. Hadi. 1000 gol yaptı bir de. Tırtılların parası da çıkmış oldu. ₺1400. Bunlar minik. Çerezlik. Bunların krala, imparatora bir şey yok mu acaba? Gerçi onlar biraz daha deli oluyor. Güzel. Haydi artık. Neredeyse 3000 yaptı. Tırtılımız bol arkadaşlar. Sofi'nin çiftliğinden bayağı aldık. Yani bu durumda tek tek toplamak yerine satın alıp direkt buraya gelip balık yakalayarak parasını çok rahat çıkartabiliyoruz.
İşte beklediğim şeyler bunlar. Yani sen şöyle 2 gün 3 gün değilsen sen akvaryuma gidiyorsun. Küçük dostum. Gel bakalım. Dediğim olay bu arkadaşlar. Bunlar 5.000. Şu an bir çelişkiye düştüm. Bakalım bir tane daha gelirse neden olmasın? Ama şu an 5.000'lik balığı akvaryuma koyacak kadar lükse sahip değilim. Siz de hak verirsiniz ki. Umarım bir tane daha gelir. Gerçi ona rağmen yine 3.500 civarı para kazanacak kadar balık yakaladık. O balığı ekstra ayrı tutuyorum. Ama bir tane daha gelir. Gerçi akvaryuma da koyabilirim. Yani istediğim zaman satabiliyorum sonuçta. Onu da öğrenmiş olduk. Altın balık da test etmiştik. Acaba yakalama oranı ne? Olur, bunlar da işimize yarayacak arkadaşlar. Bugün burayı test ettik. Yarın diğer balık yerlerini test edelim. Hatta uygun bir zaman bulabilirsem haritada da işaretlemek istiyorum. Yani bir portaya haritasını indirip hangi balık ne kadar hangi noktadan çıkıyor. Bunları işaretleyip rehber olarak sizinle de paylaşabilirim. Şimdilik çok güzel olur aslında. Belki de vardır da hani Steam'in kendi rehberi içinde. Ama en azından hem uğraşmış olurum, bir de bu tarz şeyleri uğraşarak kendi yaptığında insan daha akılda kalıcı oluyor. Sen nasıl balıksın? Acaba sen ne kadar ediyorsun? Artık balıkları para gözüyle görüyorum. Buraya kadar geldi. Sakin ol. 5.000 5.000 giyiyoruz. Sen gel, sen kolaysın. Acaba bu balıkçılık stamina yiyor mu? Bir 5.000 daha mı geldi? Gerçi sen imparator yani normali 30'du yani imparatoru da 60 olsa onlar için çok büyük bir rakam. Normal ben 350'den 5.000'i görünce biraz beklentiyi yükselttim. Ondan oldu. Balık yemeğimiz de vardı ama yemek setimiz yok henüz. Bakalım sıralama olarak doğru gidiyorsak umarım Petra şimdi yemek setini araştırıyordur. Yani araştırdığı veri disklerinden umarım yemek seti çıkar. Dön bakalım. Saatimiz 1 oldu. Siz kolaysınız, sen gel hemen. Bir 10 tane falan oldu sanırım bundan da. Sekiz. Şundan bir iki tane daha bulsak. O 5.000'likten. 15 tane bundan tutmaya eşdeğer. Yani tam olarak 15 yapmıyor ama. Güzel. Gel minnak. Denge unsur olarak yapmışlar sanırım. Birisi yüksek fiyat, birisi bayağı düşük fiyat. Ama çıkma oranları yani, tatmin edici sayılır yine. Yani bundan gitse de bir tanesi bile tırtılın fiyatını çıkartıyor. Şu an ihtiyacımız olan tek şey zaman. Bayağı verimli kullandık zaten.
Artık görevleri bekliyoruz. Yeni hikayeye dayalı yeni görevlerin gelmesini bekliyoruz. Bu arada da yapabildiğimiz kadar endüstriyel fırın yapmaya çalışacağım. Şu an stamina gidiyor ya da gitmiyor. Şu an yaptığım işle stamina harcayarak elde edeceğimden çok daha fazla kazanç elde ettim. O yüzden staminanın hepsini bugün bitirme gibi bir düşüncem yok. Ama yani biraz vakit ayırıp kan taşı aramamız lazım. Endüstriyel fırın için en zor bulunacak element o bizim için şu an. Güzel. Devam ediyoruz aynı şekilde. Allah. İmparator altın somon. 9 kiloymuş bir de. Yani ölçü birimi biraz şey garip mi desem yoksa görüntüyle uyuşmuyor mu desem? Yani oyun içinde pek böyle şey yok. Bu da mesela 26 kiloymuş. Ve saatimiz 3 oldu. Son balığımızı yakaladık. Şükür ki. Uyanalım. Bakalım neler yakalamışız. Şu var, şu var. Kral altın somon 5060. 19 tane yakalamışız. Bir de bunlar. Şimdi meyveli turtayı nasıl yapacağız? Malzemeleri aldık, hepsi üstümüzde büyük ihtimal. Durumumuza bakalım. Kızarmış et. Çok da lezzetli görünüyor. 20 tane gübre. Köpek maması, gübre, işlenmiş toprak. Ben bu turtayı nerede yapacağım? Elma suyu 10 kuvvet. Bitkisel su. Kayısı suyu. Hamur. Reçine. Ağaç yüzünden reçine yapıyoruz da bizim yeterli sayımız var zaten. Ona gerek yok. İşlenmiş toprak. İleride lazım olacak demek ki. Ben ne istiyordun sen? Un. Tamam. Yapayım senden 3 tane. Nereden geldiğini bilmiyorum. Görevler diyelim. Sekiz tane meyveli turta. Ben bunu nereden alacağım? Satın alabilirsin diyor. 180. Benim görevim değil ki bu. Şuradan cam. 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 Ne kadar harcamışsınız? Bitmiş olmuş. Siz diğerlerinin yanına gitmeyin. Burada kalın. Sizde ne var ne yok? Sen devam ediyorsun. Bronz levhamız tamamlanmış. Çelik levhamız da tamamlanmış. Külçe. Karbon çelik. Karbon çelik. Karbon çelik. Sevgili karbon çelik, sen iptal. Sen bize güçlendirilmiş cam yap. Kalay kurşun. Sen bize odun kömürü yap. Bakırımız var, demirimiz bayağı var. Sen ne yap bize? Sen de karbon çeliğe geç. Biraz saçma oldu birini iptal edip birisine karbon çeliğe vermek, farkındayım ama
Odun kömürümüz bitti. Bakırdan sen üretmeye devam et. Hiç ara verme. Bayağı balığımız var. Elmalar. Ha, ağacın büyümesiyle 7 günde mi büyüyor bunlar? O biraz uzunmuş. Başka kaynak yok dedi. İşte. Harika. Hafta daha iyi başlayamazdı. İncelemeden dolayı da durmadan bize güç taşı veriyor ve sertleştirme sıvısı veriyor. O da çok güzel. Kayıtlar çarşamba perşembe günü dövüş turnuvası varmış. Emily fıskiye istiyor bizden. Ben neyi almadım? Aa, diğer şey geldi. Üstüm felaket dolmuş olması lazım şu an. Evet. Evet. Emily anlat bakayım derdini. Sen bizden fıskiye istiyorsun başka? Oğlum. Tamam. Petra'ya gideceğiz yine. Meyveli turta almamız gerekiyor. Şu üstümü bir boşaltmak istiyorum yine. Yeterli. Bir eve girelim. Şimdi acaba birbirini yiyor mu bunlar? Olabilir mi böyle bir şey? Bir tane de şurada var. Koy. Koy. Hoş oldu. Resmen servet yatıyor akvaryumun içinde. Benim kasam gibi bir şey oldu. 10.000 gold var içeride. Değil. Merhaba. Geç artık o hikayeyi ne olursun. Fosil. Çay. Aa, ne versem bilemedim. Al hadi. Asik meyvesi. Kız, sende ne var ne yok? Bir adet sebze salatası istiyorsun benden. Fena değil, tamam, afiyet olsun da sebze salatası. Bakalım, bilgilenelim. Blender'dan yapılıyordu sanırım. Malzememiz de olması lazım. Yoksa da çok zor bir şey olmasa gerek. B sınıfından bakalım hemen. 2 demir tava. 3 geniş demir kova. 600-188 demir tava. Şu diğerini alabiliyor muyuz? Bir şuna bakayım. Yok. Bayağı bir görevimiz oldu zaten. Antoine, sana da selam verelim. Merhaba. Dediğini anlayamadım. Acelem var, gitmem lazım. Ne oldu? Oh. Needy taşıma servisi şu an kullanım dışı. Çok iyi. Nereye düştü? Araştırma merkezinin oralarda mı? Var mı turta?
Hanımefendi ben Turtay'ı nereden bulacağım? Dur şimdi. Petra. Petra. Kız. Öyle mi? Petra'yı gördün mü? Garip çorba mı? Ben aşçıya mı benziyorum? Bu şehrin aşçısı yok mu? Petra. Nerede misin? Yok. Kız neredesin? O düşen... Gerçi meteor değil, onun içinden robot çıkıyor olması lazım arkadaşlar. Beklediğimiz robot sonunda gelmiş olabilir. Herkes burada. Bir Petra ile konuşsaydık, Allah'ım sen gene başa geçmiş. We're on top of this. Oh, there you are. It appears to be a relic. Really? Aliens? We need you build up. What's wrong? The relic knocked over a tower and created a giant hole on the ground. Some monsters came out as a result. I measured it to be around 4x5 meters. Got it. Neyle kapatacağım ben orayı? Petra, Petra. And something to pump the... You have them. Great. It'll take a while to analyze. Beş mi? We made a special filter for our water supply, so that we'll be able to filter the big. Suları kaynatmaya devam edelim. Güle güle kullan. Veri diskini verdik. Taslağı bekledi. Hemen görevlerden taslağı bekledi. İptal ettik. Demir tavayı bıraktık. Kaynak dili ve çelik levha. Sam, nasılsın? Hi. I'm sorry I didn't protect you better, but teşekkür ederim. İşte bu kadar ya. Bunu söylemek bu kadar zor. Zor olmamalı. Hemen şuradan atlaya atlaya. Şimdi ben o turtayı nereden alacağım? Sende olması biraz saçma olur. Scrap üstümde yok. Üstümde yok. Sonra gel. Sonra. Ama şurayı yiyecek satabilirim. Şu balıkları bir satayım. Bugün kaçmış fiyatımız? Yerlerde %27 kayıp var. Yok. O gün bugün değil. Biraz daha bekleriz. Sonya sizde var mı kız? Arkadaşlar ben bu turtayı nereden alacağım? İçeride de olduğunu sanmıyorum. Tekrar bakalım. Yumurta, süt ve herhangi bir meyve. Neyse şu yemek setini bir yapalım. Artık sağa sola koşturmaktan bir kurtulalım artık. Gel bakalım. Blender. İdi durağı en üstüne eski hoparlör teyip sumatör üstü kursu akvaryum. Yemek seti. Neydi? 6 tuğla, 1 tava, 3 mermer basamak. 6 tuğla. Mermer basamaklar nerede? 3 mermer basamak. Sen şuraya git. Mermer basamağı nereye attın? Burada. Bir de neydi? Sen değil. Neyse. Sen de üstümüzde kal bakalım. 5 tane yapabiliyoruz. Üret.
Kaynak dili ve çelik levha lazım. Altı tane üretsen bize. Al şunu da pulleyelim. Zaten çok fazla var. Tamam. Yapabiliyor musun? Bir tane de sen üret. Zaten aşağı yukarı aynıya denk gelecek. Güçlendirilmiş cam. Sandık nerede? Metal depolama. Üret. 6 tane üret bize. Şu karmaşadan bir kurtulalım artık. Güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Şu arkadaşı koyduk. Şu arkadaşı koyduk. Tenceremiz yemeklerimizi de bir yapalım. Dostum. Sen de şurada dur. Ne gerekiyormuş? Ha anladım. Yani zamana karşı yarışacağız yine yaparken. Tamam. Peki görevde balık, yumurta ve tuz. Tamam. Şuradan balığımız var. Balığımız bol. Yumurta ve tuz. Turta için ne gerekiyordu? Yumurta, süt, meyve. Yumurta ve süt. Yumurtamız var. Sütümüz de olması lazım bizim. Yok mu? Hiç almamış mıyız? Şu neymiş? Yok. Şu yemeklerin her birisini ocağın yanına koy. Balta bağ pastası. Dağınıklıktan şuraya gelelim. Balığımızı da şuraya alalım. Yemek tarifi. Güzel. Peki ben şu bir, şu iki, şu üç yemek yapmaya başla. Balık lapası bir tane mi lazımdı? Güzel. Turta için süt lazımdı. Salata sosu. Bir tane bundan. Bir de neydi? Garip çorbaydı. Garip çorba için ne yapmamız gerekiyor ki? Neyse, ben onu düşünmeden şu arkadaşı şöyle alalım. Yanlamasına bir, iki. Balıkları satacağız. Şu an bir şey de koyamıyorum buraya. Şu metal depolama. Yemek diyelim. Başka yenilebilecek meyveler var. Şu var. Bu neydi? Onu da attık. Yapıştırıcıymış. Dursun. Unumuz var. Başka. Bunlar satılacak. 5 tane balık ayıralım. Nereye gittin?
Şurada dursun. Salata sosunu da yapıyor şu an. 4 tane de bundan var elimizde. Şöyle yan yana koyalım. Güzel. Sana isim verelim. Maden diyelim. Sana da isim verelim. Maden 2 diyelim. Sana da maden 3 diyelim. Sana da maden 4 diyelim. Bir tane daha yapabiliyoruz. Şimdi kaynak teli yapmamız gerekiyordu. Onu sadece buradan yapabiliyoruz. Seni iptal edeceğiz. Sen bize 20 tane yap bundan. Lazım olacak bu belli. 12 saatim var. Güzel. Çelik levha nasıl gidiyor? Bir tane daha çıktı. Önemli değil. Üstümüzde baya bir karışıklık var. Daha sonra sandıkları tekrardan isimlendireceğiz. Meyveli turtayı nereden alacağız? Daha doğrusu şuraya gidelim, süt alalım, kendimiz yapalım artık. Nasıl olsa malzemelerimiz. Bundan da kurtulduk. Bu arada veri araştırması yapmıyor şu an. Onu fark ettim. Hemen gidip onu yeniletmemiz lazım. Süt. Kaç tane? 100 tane ver bundan. Yumurtamız var. Bal kabağı pastası değil. Un. Bir 100 tane de bundan ver. Çayımız var. Pirinçe gerek yok. Tohumlar da dursun. Tarçın alalım. Ne kadar? 20 tane. Dursun elimizde. Şuradan biber alalım. Gene 20 tane. Nasıl olsa sandıklarını ayarladık arkadaşlar. Toparlaması, dizaynı biraz daha kolay olur. Bal kabağımız hiç yok. 10 tane alalım. Patates 10 tane alalım. 10 tane de turp alalım. Yine bayağı bir para bayıldık Sofi'ye. Saatimiz 3.30. Full. Biraz saati ilerletip akşam yine balık avlayabiliriz. Ama şuradan büyük kaya gelmemiş mi? Yok, gelmemiş. Peki olanları kırsak da bir şansımızı denesek. Kan taşı. Onu da unutmayalım. Önceliklerimizden birisi de kan taşıydı. Tamam. Yok. Henüz zaten çok küçük kayalar. Yine de kıralım bakalım. Bakır çıktı içinden. Şimdi buradan pastayı bekleyeceğiz. Meyveli turta yapacaktık. Kendimiz yapalım onu da. En güzeli. Aa, gel bak senin için ne var. Gel gel gel. Gel bakalım. Nerede? Güzel. Seninle ilişkiyi nasıl düzelteceğimizi bulduk. Sevindim. Kuçu kuçu. Aa, peşimden mi gidiyorsun sen? Ciddi misin? Hanımlar, iyi akşamlar. Aferin sana. Şimdi
Şimdi hediye vermeyeceğim. Öğretmenlik zor meslek. Benim eşim de öğretmen. Gerçekten öğretmenlere Allah sabır versin. Çocuklarla uğraşmak çok zor. Kuçu kuçu sana neden üzüldün? Pinky? Pinky peşimden ayrılmaz oldu. Kızlar. Balık lapasını teslim edelim. Artık ondan da bir kurtulalım. Petra. Hi. Did you discover something new? Ah, beşikler bitmiş. Hayır, istemiyorum. İstersen bir haftada araştır. Nasıl olsa görevlerle senin araştırma sonuçların aşağı yukarı paralel gidiyor. Bazen beklediğim de oluyor ama çok fark yok. Burada birisinde yemek vardı. Garip çorba istiyordun sen ama garip çorbayı nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Diğerini Sonya istiyordu sanırım. Sonya'yı teslim edelim bakalım. İstediği yemeği. Sonya, Sonya. Sütümüz var. 8 tane meyveli turta yapmamız lazım. Meyvemiz de var. Sonya neredesin? Django didn't show it on the outside. I think he was worried enough that he was about to run into. Sebze salatası mı? Bendeki neydi? Ben ne yaptım? Bulamıyorum şu an ya da yapma aşamasında. Sebze salatası. Orada bir hata olmuş. Domuzcuk. Dur dur. Kulak. Rışkımız var mı? Yok. Sana gübre versem. Ben sana ne vereceğim? Yani mantıken rışkı olur. Riske girmeyeyim ben. Hiç riske girmeyeyim. Taşlar da yok burada. Birkaç tane taş çıkmış. Bu salata sosuymuş. Sebze salatasını nasıl yapacağım ben? Keşke bir söyleseydim. Neyse. Göreve geldik. Karakter 1 puanımız var. Önemli değil. Maksimum can, defans, hasar. Kuvvet. Şu da çok önemli bir faktör aslında. Biraz İlişkiden gidelim. Sen gel. Siz durun. Şu görev. Yumurta, süt, meyve. Yumurta, süt, meyve. Nerede? Yumurtayı bırakmıştık. Doğru. Yemeğin içinde. Şunu şuraya bir bırakır mısın? Yumurta, süt. Meyve olarak. Sen işe yarar mısın ki? Deneyelim. Denemeye değer. Sütümüz. Yumurtamız. O. Bir saniye. Yetişemedim.
Meyvem yok mu benim başka? Oh, son anda. Şunu at. Şunu at. Şunu da at. Yap yemeği. Şu yemek olmuyormuş arkadaşlar. Meyve yerine geçmiyormuş. Normalde küçük bir meyvedir diye söylüyor ama öyle değilmiş maalesef. O zaman üstümüze meyve kalmadı bizim. Ne var başka? Hazır gelmişken şu arkadaşları da bir atalım buraya. Her şeyin yeri belli olsun yavaş yavaş. Şunlar görev, görev. Bir tane salata sosumuz var. Şunlar da gitsin artık ne yapalım? Başka? Sen ver şundan bir tane. Sen de ver. 22 tane yapıyor. Camlarımızı alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Levha bunlar keskiden çıkıyordu. Başka 3 tane örülmüş cam direkt fırından çıkıyor ama levha şeklinde yapalım o zaman. Levha diyelim. Yani cam hepsi levha görünümünde. Sen de git. Başka? Yok. Sana değil. Sana değil. İkiye de ham madde diyelim. Pişmemişleri buraya koyalım. Daha sonra buraya külçe diyelim. Sizin adınız neydi? Boru diyelim şimdilik. Şunları at. Külçeye de şu arkadaşlara at. Sırala diyelim. Külçede bunlar var. Ham madde. Şunları buraya bırakalım. Başka? Şu an gözüm dağıldı iyice. Sırala diyelim. Diğer taraftan gelen var mı? Yok. Şimdi onun dışında bizi tekrardan güçlendirilmiş cam yap 5 tane. Senin işin bu olsun. Odun kömürü. Yaptığımız kalmadı. Şuradan bir çevirelim. Burada mıydı? Yok. Burada mıydı? 100 tanelik bir çevirsen bize. Odun kömürü 3 tane. 12 de buraya. Tamam. Karbon külçesi. Şu an odun kömürümüz yetiyor. Tamam. 3 tane eksiğimiz var ama gün bazında yeterli. Kaynak teline devam et yapabildiğin kadar. Şimdilik senin işin de o olsun. 7 tane daha cam ver. Kumumuz fazla fazla var. İstemesek de kazıyoruz zaten kumu.
Şöyle onu tamamladık, onları tamamladık. Sizde ne var ne yok arkadaşlar? 3 tane levhamız var. Şunlar 4 etti. Çelik levha bir tane daha üret. Kaynak kilimimiz yeterli. İplik. Bir 10 tane daha yapsan bize. Burada ne varmış? Bronz eksiğimiz var. Yakında bronz sıkıntısı çekmeye başlarız. Şimdilik sen yapmaya başla onu. Güçlendirilmiş cam, karbon. Cam var yeterli sanırım ya. Sen bize bronz üret. Buradan gelse 30 tane yapar. O da gayet iyi. Hepsini aldık. Şimdi boru olarak ne varmış üstümüzde? Hiçbir şey kalmamış. Ham madde olarak siz de gidebilirsiniz şöyle. Başka ham madde var. Taşlar var. Sanırım tamam. Külçe olarak onları da attık. Sırala diyelim. Şu külçeleri de atalım. Tekrar sırala diyelim. Gelen var mı? Yok ama ham madde var. Ham maddeleri de attık. Tekrar sıralı diyelim. Levhalar. Onları da attık. Tekrar sıralı dedik. Şöyle balık bu neymiş? Ya ben bunlara sağ tıklıyorum ama nereye gidiyor? Ne geldi mesela? Şu an hiçbir fikrim yok. Neyse. Yapıştırıcı var. Diğerleri kraft. Dokuma için bir sandık yaparız. Var mı hatta? Yok. Güçlendirilmiş cam gelmiş bir tane. Yok dedik ama şunu alabiliriz. Dokumanın yanına şöyle koyalım. Senin de adın dokuma olsun. Ne tezgahıydın sen? Demir kösele bıçağıymış normalde ama. Biz buradan ne yaptık? İplik yaptık, kumaş yaptık. Başka da bir şey yapmamışız. Sende neler var? Et var. Tütsülenmiş et, bal, kayısı suyu, diğerleri kalabilir. Ahşap depolama. Benim üstümde bu kadar yer var mı ya? Dedim, bitti. Bir hepsini sıralı diyelim. Ne kaldı, ne gitti? Bir bakalım. Ya sen gel üstüme, tamam. Şimdi oldu. Ben de diyorum nereye gitti? Hemen şuradan kıpırdamadan yemekten şu yemek sen kal. Tatsız et suyu. Sen git, sen git. Sen git. Et vardı buralarda bir yerde. Evet. Kraliyet balı. Kullanılır yemek demek ki. Bal da kalsın. Mor reçine. Çay var. Bir sırala bakalım. Ne var ne yok.
Kalmış. Ne kaldı? Yapısal güzellik. Tamam. Sende bir şey var mı? Olmaz, olur mu? Hepsini sıralı diyelim tekrar. Neler kaldı? Güzel. Sen de hepsini sıralı diyelim. Sebzeler falan var burada. O zaman şöyle yapalım. Yemek dedik. Şuyu atalım. Gerçi metal depolama. Ganimet diyelim. Şu ganimetleri bir atalım. Sen varsın. Ondan sonra sen varsın. Sen varsın. Evet. Diş, zehir, kemik. Şu fare malzemeleri başka. Sıra diyelim tekrar. Şu gözlükleri falan atacağım olmazsa. Çok da bir işe yaramıyor. Satamıyoruz da. Dokuma diyelim. Şuradan dokuma malzemelerini koyalım. Devam edelim. Başka, başka. Kompozit ahşap. Hemen levhanın içine attık. Sen ne geçiyormuşsun? Var mı başka metal depolama? Bunun içinde zaten malzememiz varmış. Buraya ne atabiliriz? Mesela şunları atabiliriz. Yayı atabiliriz. Şunu atabiliriz. Siz gelin buradan. Diğeriler. Siz gelin. Sen de gel. Sen de gel. Maksimum canı artırıyormuş. Sen harabelerden gelmiştin. Harabeler diyelim buna da. Harabeden çıkan malzemeler atalım. Aynı sertleştirme sıvısı gibi. Başka kaset çıktı oradan. Yapısal güzellik çıktı. Deriler falan kalacak üstümüzde. Topazı da bir kısmını bırakabiliriz ama hepsinin üstümüze kalması daha iyi. Cincire falan denk geldiğimizde veriyoruz yine. Sanırım bu da tamam. Başka. Öğütücünün içinden geliyormuş. Bakır kablo. Öğütücü dediği şu mu? Ha. Kitap da çıktı içinden. O zaman ben sandığı açtığımda saat. Oo. Eve koyarız bunu. Neymiş senin özelliğin? Ne veriyormuşsun? 8 kuvvet veriyormuşsun. Olsun. Çeşit olmuş olur. Şuraya bir tohumları mı atsak? Çok fazla tohum oldu sanki. Tamam. Şuradan dokumadan deriyi atalım. Kürükleri atalım. Başka? Craft sandığı yapmamız lazım bir de. Şöyle hepsini sıralı desek bir şeyler gitti mi? Yok. Hemen harabeler dedik. Ne atabiliriz? Şu var. Sen dur. Şuradan demir tavayı da teslim edecektik. Yapabiliyor muyuz bir tane daha? İki tane daha yapabiliyoruz. Güzel. Sizi nereye koysak?
Siz de şurada durun. Topladan çıkıyor. Topla ganimet. O zaman biz şunları ganimete atalım yer varsa. Var. Ganimet. 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 Bir tane de ilk yardım malzeme sandığı gibi bir şey yapmamız lazım. Ağaç tekmelemeden gelen. Sen elimde kal. Craft edip hazır beklettiklerimiz olsun. Mesela şunlar gibi. Şu. Yani bunları istediğimiz zaman satabiliriz. Şimdilik böyle. Şu ganimeti de atalım. Bir daha sırala. Bayağı bir yer açıldı üstümüze. Şu dokmaya da malzeme var daha burada. Hatta sen de şimdilik burada dur. Var mı? Külçede yapan yemek, harabeler, ganimet. Onu buranın içine atabiliriz aslında. Dokumadan gel. Sen şuraya git. Ondan sonra sende de giyim diyelim. Şu arkadaşları bir atalım. Sen de git. Başka giyebileceğimiz, üstümüze alabileceğimiz sıralı dedik. Siz de gidin buraya. Craft nerede? Nereden? Hazine sandığından gelmişsin sen. Sen de craft'a git. Tamam, şöyle bir üstümüz açılsın ya. Ganimette neler var? Şunu attık, şunu attık. Şunu attık. Nereden? Küçükten bulunuyormuşsun ama orada dur. Seni kullanacağız. Şükür bayağı bir oldu. Şuradan ilerleyelim. Olabildiğince yine odun kazmamız gerekecek. Bir süre. Ben sizi şöyle bir uyuyorken tamam. Devam. Fena değil. Fena değil. Üzgünüm. 3 tane çıktı çıka çıka. Şuraya gidip tekrardan bir uyuyana kadar balık avlayalım. Sizden ne çıkıyordu? Diken çıkıyordu, tamam. Ha, omurga diken dediğim. Çok sağlam et çıkıyor. Resmen löp etmiş bunlar. Girme suya. Tamam. Balık yerimize geldik. Basalım. Güzel. Devam. Balık yakalarken tüm süreyi kullanmıyor sanırım. Şimdi şuradan ölçelim. 23.40 şu an saat. Kullanıyormuş. Yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deniz raketi çıktı. Bir tane minnak geldi.
Devam. Yine uyuyana kadar bu şekilde devam edelim. Kolay bir para kazanma yöntemi oldu. Acaba diğer balıklarda ne kadar? Bir denemek lazım. Şu an saatimiz sınırlı olduğu için burada devam edelim. Bir de akvaryumda koleksiyon yapıyoruz. Yani çok zenginiz. Yani bu biraz son model teknoloji ürünü kullanıp da cebinde harçlık olmayanlar gibi oldu. Ama güzel hissettiriyormuş. Yani evde yatarken sağımıza dönersek içinde imparatorların, kralların yüzdüğü bir akvaryumumuz var. Hemen tamam, sakin. Sakin, bir şey yok. Çok uğraştırmıyor. Sadece tırtıl yemiş oluyor, başka bir şey değil. Yani saniye olarak da 5 saniye, 7 saniye falan sürüyor. Yani basıp tutarak bile direkt yakalayabildiğimiz için süre de çok fazla değil öyle. Yeter ama. Şundan gelsin biraz daha. Para lazım. 19 tane mi? Öyle bir şeydi. Şöyle en azından bir 30 yapsak. Sadece aferin parasını buradan çıkarsak mükemmel olacak. Sanırım burası sadece para kazandırıyor. Yani verdiğimiz emek karşılığında çok iyi tecrübe puanı kazandığımız söylenemez. Hızlı çekelim. Altın somunları da satmaktansa, yani nasıl olsa fazla bir para getirmiyor. Yemeklerde kullanabiliriz. Balık isteyen yemeklerde. Ucuz. Bakarız. Daha ucuzu varsa onlardan stoklarız sanda. Özel bir balık istemediği sürece balık yememizde somon süremiz kaldı. İki balıklık hakkımız var büyük ihtimal. Birisini bunda yedik. Bu kötü oldu. Son. Onda da bu geldi. Topla balığı. Oltamızı. Yanlış hatırlamıyorsam bu bölümde ikinci gecemiz. Bölümü daha fazla uzatmayalım. Bu bölümde bayağı bir para kazandık. En büyük servetimiz de burada yatıyor. Bu gece hiç imparator ya da kral balıklarından yakalayamadık. Nedense. Ne kadar olmuş? Diğer balığımız 29 tane olmuş. Hedefimiz 30'du. 29 olmuş. O da güzel. Şimdilik bölümümüzü burada bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.